Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ertaş Alabalık Çiftliği'ndeyiz. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı yaylasındayız arkadaşlar. Sudan elektrik üreten bir sistemleri var. Ben de bunu sizler için kaydedip görüntülemek istedim. Arkadaşlar şu anda su türbinini görüyorsunuz. Bakın su buradan geliyor. Burada bir su türbini var. Türbine çarpıyor ve türbin hareket ediyor. Şu anda dönmüyor arkadaşlar. Şöyle ayağımla biraz çevirmeye çalışacağım. Bu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde boruyla bir sistem oluşturulmuş. İsterseniz alternatörün olduğu tarafa geçelim. Burası arkadaşlar balık çiftliği. Şöyle gösteriyorum, bakın. Buradaki su türbünü ve alternatörü kullanarak çiftliğin elektriğinin bir kısmını ya da elektrik kesildiğinde enerji ihtiyacının bir kısmını buradan karşılıyorlar. Alternatörün olduğu bölmeye geçelim arkadaşlar. Alternatör buradaki binanın alt katında. Şöyle flaşımı açayım. Şu an arkadaşlar flaşımı açtım. Biraz önce gördüğünüz türbünün mili buraya bağlı arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışacağım. Bakın türbini arka tarafta görebilirsiniz. Mil burada. Buradaki kayış ve kasnak mekanizmasını hareket ettiriyor. Ancak şu anda hareket ettiremiyorum. Oldukça su az ve gerçekten büyük bir direnç uyguluyor. Burada iki tane alternatör var. Sanırım bu eski olan arkadaşlar. Ben daha önce geldiğimde bu alternatör kullanılıyordu. Alternatörün çok fazla döndüğünde aşırı dönüp hem cihazları bozmaması için hem de arıza yapmaması için burada bir tane yük var. Yine burada diğer normal şebeke elektriğiyle geçişini sağlayan diğer üniteler var arkadaşlar. Şu anda yeni bir alternatör gelmiş. Ben buraya gelmeyeli yaklaşık 5-6 yıl oldu. Şöyle gösterelim sistemi. Şu anda balık çiftliğinin özellikle kış aylarında kendi elektriğini ürettiği, elektrik kesintileri durumunda kendi elektriğini ürettiği sistemi paylaşıyorum. Şöyle gösterelim, bakın. Bu da diğer alternatör. Yine sistemin aşırı yüklenmesini, yüksek voltajı ve düşük voltajı engelleyen bir tane regülatör var arkadaşlar. Regülatörün markası Karataş yazıyor. Şöyle gösteriyorum. Bilgileri burada yazıyor. Şu an alternatöre güç veren diğer parçaları görüyorsunuz. İçerisi biraz karanlık arkadaşlar. O yüzden telefonun flaşı ile çekim yapıyorum. Şu anda alternatörün iç kısmını görüyorsunuz. Anladığım kadarıyla 3 fazlı bir alternatör kullanılmış. Burada alternatörün fırçaları var arkadaşlar. Muhtemelen uyarı akımını da yine kendi üzerinde bulunan bir mıknatıs üzerinden sağlıyor. Şu anda arkadaşlar elimle birazcık hareket ettirmeye çalışacağım. Sistem bu şekilde. Su yeterli olduğunda, şu an yeterli su olmadığı için bu sistem çalışmıyor. Özellikle dediğim gibi kış aylarında buradaki kayışlar vasıtasıyla hareket alternatöre aktarılıyor. Zaten en sıkıntılı dönem kış dönemi. Kış döneminde de balık çiftliğinin enerji ihtiyacını büyük ölçüde bu sistem karşılıyor arkadaşlar. Şöyle daha net şekilde göstermeye çalışayım arkadaşlar. Dediğim gibi bu eski alternatör. Bilgilerine bakalım. Şöyle okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 7,5 kW'muş. Şu an bu ipten burada daha büyük bir alternatör var arkadaşlar. 3 fazlı. Güç bilgilerini henüz göremedim. Şöyle etiketini temizledim arkadaşlar.
güç bilgisini bulmaya çalışıyorum. Evet, biraz ıslatınca okunmaya başladı arkadaşlar. 20 kW'lık bir jeneratörmüş, alternatörmüş. Şöyle bir kez daha paylaşalım. Bakın sistem bu şekilde. Balık çiftliğinin kendi enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığı düzenek. Bakın buradan da türbini gösteriyorum. Dediğim gibi şu anda su yeterli olmadığı için sistemi çalışır halde gösteremiyorum. Belki gelecekte buranın sahibinden rica ederek sistemin çalışır haldeki videosunu da sizlerle paylaşırız. Bir sonraki videoda görüşünceye değin. Şimdilik hoşça kalın.